Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 1 Aralık İzmir yarış programı için karşınızdayım. Bugün İzmir'de gerçekten güzel bir program var. Hava, onu belirteyim. Hava şu anda yağmur yok. Geceden söylüyorum. Şu anda saatler 12'yi buluyor. Yağmur yok ama hava kapalı. Yani yarın yağmur yağma ihtimali var deniliyor. Ama ne kadar var artık yarın göreceğiz. Çünkü bazen İzmir'de yağmur var derler. Yağar ama İzmir'in belli bölgelerine yağar, normal yerlere yağmaz. Yani bu da işte bekleyip göreceğiz ne tarafa yağacağını. Ama şu anda yağmur yok. Ama en azından hava durumunu beklerseniz pist durumuna göre hareket edebilirsiniz arkadaşlar. Bugün İzmir'de 6 koşulu program arkadaşlar. 7'li piyasa yok. 7 koşumuz yok maalesef. Böyle 6 programla günleri göreceğiz. Aslında çoğaltabilirler yarışları. 7 koşulu program. Eskiden zaten hiç 6 koşu hayatta olmazdı. Ama nedense sonradan artık 7 yarıştan 6 yarışa indirdiler. Belli ama bazen bakıyorsunuz 12 yarış oluyor. Ama işte normalde hiçbir zaman ben 7 yarıştan aşağı yarış görmedim. Ama son birkaç yıldır maalesef var. Bugün güzel bir program var arkadaşlar. Kupalı yarışı da var. Yani en azından hipodrom bugün yine dolup taşan. Yani güzel seyir açısından da zevkli yarışlar olacağına inanıyorum ben. İzmir yavaş yavaş zaten programlarda zenginleşmeye başlıyor. Çünkü civar yerlerden İzmir'e akın akın gelen sapkanlar var. Ağırlar dolmaya başladı zaten. İyi hazırlıklar var, iyi programlar var. Ben de sizlere elimden geldiğince, ben de İzmir'de yaşadığım için en azından daha faydalı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah bunda başarılı olabilirim. Bugün Handikap 16, 3 yaşlı İngiliz'in 1900 metre kum yarışıyla birinci ayağımız başlıyor arkadaşlar. Ben ısrarla her seferinde zaten üstüne basa basa takibimdeki olan 4 numara Archie'yi gerçekten çok beğeniyorum. Beğendiğim sapkanlar arasında. Geçen yarışta da çok bayağı övdüm ki sağ olsun kırmadı beni, kazandı yarışı. 4 numara Archie bugün yine koşuyor, bu sefer İzmir'de koşuyor. Zaten babası Belmont da İzmir'de kendini kanıtlamış bir sapkan. Sahipleri Musa Demirsel, o da zaten İzmir'in genelde atları İzmir'de çok koşuyor. Başarılı atları çok oldu. Yani güzel yani yetiştiricilik yapıyor. Güzel at sahipleri gerçekten en azından atları ölçüsüne göre yarışlara koyuyor. Yani en azından nerede koşturacağını biliyor. O yüzden başarılar da arka arkaya giriyor. Allah başarılarını daha daim etsin. Bütün atların da ayakları düz bassın dileğimizi verelim. Dediğim gibi 4 numara Arçi yine koşuyor. Murat Gündüzeli safkan için geldi buraya. Ben bugün yine ön planda kazanmasını bekledim. Bir safkan bu form gerçekten çok güzel bir formu var. Güzel bir form grafiği var. O yüzden ben de küçük kuponlar için bu 4 numara Arçi'yi ben yine banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Alternatif banko olarak diyeyim artık. Bu alternatif moda oldu çünkü. Küçük oynayanlar, 6'lıya banko ile başlamak isteyenler için ideal bir banko adayı arkadaşlar. 4 numara Archie'yi küçük oynayanlar için tek olarak öneriyorum. Geniş at yazmak isteyen arkadaşlar için de ekürü avantajına sahip 1 numara Ağdadaş'ı ve 6 numara iyi bir form grafiği yakalan How I Nice Trip'i rakip olarak vermek istiyorum arkadaşlar. Çok geniş oynamak isteyenler, sürpriz arayan arkadaşlar için de burada bilmiyorum artık yarın sürpriz mi çıkar, normal mi çıkar onu da bilmiyorum ama ben yine bende sürpriz olarak çıkıyor. 3 numara Kara Mehmet ve 2 numara Jacobin de kalitesiyle yazılması gereken isimler olacak arkadaşlar. Ama bende 4 numara Archie ön planda arkadaşlar. Küçük oynayanlar risk sevenler için tek ama geniş oynamak isteyen arkadaşlar, rakip isteyen arkadaşlar öncelikle 1 numara Ağdadaş ve 6 numara How I Nice Trip. Sürpriz arayanlar için de 3 numara Kara Mehmet ve 2 numara Jacobin. Yani 3 basamaklı bir oyun oldu. Artık tercihi size bırakıyorum. Nasıl size uygun geliyorsa arkadaşlar. Günün ikinci ayağına geldiğimizde Handikap 14. 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum koşusunda gerçekten dananın kuyruğunu kopacağı bir yarış bu. 11 safkan koşuyor ama inanın çok istikrarsız safkanların bir arada olduğu bir yarış. Yani her şeyin olacağı bir yarış. Yani imkanınız olduğu sürece varsa yani bayağı biraz geniş tutmanızda fayda var diyorum. Çünkü gerçekten hiç ummadığınız baktığınız 0-0 çeken bile bir anda aslan kesilebiliyor. Yani bazen öyle bir patlama yapabiliyor. İşte bir anda 30 lira 40 lira kayanlar çıkarsa da şaşırmamak gerekir.
Çünkü zaten adı üstünde Handikap 14. Yani Handikap 14 de zaten düşük kalite biraz safkanların bir arada olduğu bir yarış. O yüzden ben burada ilk safkan olarak ben çalışmalarını bir hayli beğendiğim, yani güzel hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan 4 numara Şanslı Kafkas'ı ben sizlere ilk safkan olarak geliyorum arkadaşlar. İyi bir hazırlık devresi geçiriyorum. Gerçekten bugün eğer bir yarın ıslaklık, pist, biraz da yağış gelirse bence Şanslı Kafkas biraz daha şanslı olacak. O şekilde görüyorum. O yüzden ben de ama şu andaki çalışmaları bile beni bayağı tatmin etti. İyi hazırlıklarla giriyor çünkü. 4 numara Şanslı Kafkas bence de favori. 7 numara Frank ile Ateşi. Son ikinciliğinden sonra 36 gün gibi bir ara verdi ama Turbo'nun güzel bir tayı bu. Lider Işılay anne de bu da safkan da yani çamur pistte yatkın bir safkan. Çalışmaları da bir hayli iyi. O yüzden 7 numara Frank ile Ateşi'nde yazalım arkadaşlar. 2 numara Kainatım ikinciliğinden sonra bir yedincilik elde etti ama bugün bu kısa mesafede etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 2 numara Kainatım ihmal edilmemesi gereken safkan. Ve 1 numaralı Yumruk 62,5 kilo gibi ağır kilo olmuş olmasına rağmen bu son altıncılığı inanın birinciyle arasında çok büyük bir fark yok arkadaşlar. Hemen hemen altı safkan yani bayağı yakın aralarla bitirdi. Yani iyi bir grupta koştu. Bugün bu ağır kiloya rağmen ben etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. Bu bir numara Yumruk gerçekten yumruğunu gösterebilir. O yüzden kesinlikle kesinlikle ısrarla bir daha diyorum kesinlikle. Üç kere söyleyeyim bari en azından ne denli vurguladığımı anlayın. Yumruksuz oyun oynamayın arkadaşlar. Bu yumruksuz oynarsanız inanın kötü olur. O yüzden bu yumruğu yazacaksınız bir numarayı. Ben üçüncü ayakta şartlı 4 dişiler ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum koşusunda ben burada güçlü kız 1 numara güçlü kız ve 3 numara penguen'i ön planda tuttuğum safkanlar. Penguen'in son 4.'ü gerçekten ben çok beğendim. Güçlü kız da son yarışı gerçekten iyiydi ama biraz sert rakiplerle koştuğu için biraz etkisiz kaldı. Geçen bir hafta önce koşmuştu zaten canlı olarak seyretme imkanı da buldum. Ama Penguin bugün gerçekten iyi hazırlıkları var. Ben hazırlıklarını çok beğeniyorum. Bugün etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir isim. O yüzden 1 numara güçlü kız ve 3 numara Penguin'i ben pek ayırım edemedim. Sizlere iki safkanı birden öneriyorum. Ama at yazmak diğer geniş oynayan arkadaşlar da bir altına Little Sun'ı da yazarlarsa bence rahat geçmelerini beklediğim bir yarış olacak. Öncelikle küçük ve alternatif oynayanlar arkadaşlar için 1 numara güçlü kız ve 3 numara Penguin. Geniş oynayan arkadaşlar için de 6 numara Little Sun'ı ilave edebilir arkadaşlar. Günün 4. ayağına geldiğimizde işte günün en önemli koşusu Grup 3 Lozan koşusu. 4 ve yukarı Arapların 1600 metrelik kum koşusunda gerçekten iyi safkanların bir arada olduğu bir yarış. 10 safkanın mücadelesi gerçekten çok zevkli olacak. Ben burada sizlere gerçekten iyi bir safkan olan Ahmet Çelik'in de zaten bu safkan için buraya geldiğini biliyorum. Gerçi Selim Kaya da Yatay için. Ben burada 9 numara Oğuz Boylu ve 4 numara Yatay'ı ayrımsız iki safkan olarak yazılmasını öneriyorum arkadaşlar. Yani 9 numara Oğuz Boylu ve 4 numara Yatay benim size önereceğim iki safkan. Yarın eğer yağmur yağarsa arkadaşlar ısrarla söyleyeyim yağmur yağarsa 7 numara Ertemiz ve 5 numara Alp Tuğhan ekürüsünü yazın arkadaşlar. Çünkü geçen sezon ıslak pistlerde gerçekten ikisi de birbirinden harika yarışlar çıkardılar. Hiç hata affetmezler. Yani bu grup ne olursa olsun yani İzmir'in seven bir safkanı bunlar. Yağmur eğer sahaya damlarsa arkadaşlar bu 7 numara Ertemiz'i ve ya işte ekürüsü Abdullah'ın kuponlara yazın arkadaşlar. Yani normal şartlar altında ben 9 numara Oğuz Boylu ve Yeltay, 4 numara Yeltay'ı öneriyorum. Ama geniş oynamak isteyenlere yağmur da yağarsa bu ekürleri muhakkak kuponlara ilave edin. 7 numara Ertemiz ve 5 numara Alptuğan ekürüsü. Günün 5. ayağına geldiğimizde şartlı 5, 4 yaşlı Arapların 1900 metre kum koşusunda. Yani geçen hafta bu safkanı ikinci ayakta görmen nasip oldu. 1 numara Ege'nin aslanı. Gerçekten hiç yanına at sokmadan kendi halinde yem kenteri yapar gibi yarış kazandı. Yani kendi halinde koştu. Yani rakiplerinin yanına bile sokmadı. Ben yine bugün etkili bir yarış koşup bu yarışı kazanmasını bekliyorum. O yüzden 1 numara Ege'nin aslanı ben sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Yani günün bankosu olarak 1 numara Ege'nin aslanı. Günün son ayağına geldiğimizde gerçekten zor, bayağı bir zor ayak. Yani insanın yazdıkça yazası gelen bir ayak. Yani bunu da, burada imkanınızın el verdiği sürece kuponlarınıza at yazmanızı öneriyorum arkadaşlar.
Şartlı 5 dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1600 metrelik kukosunda yani bayağı ters bir ayak bence. Son ayakta yani bütün her şeyin kaderini sanki bu ayak belirleyecek gibi. Bu ayağı zaten tek atlatan veya 2-3 atla geçen büyük ihtimalle altılıyı da yakalamış olur. Ben o göze görüyorum. Ama ben burada sizlere hazırlıkları da iyi gördüm. 9 numara Orki'yi ben sizlere ilk safkan olarak önereceğim arkadaşlar. Gerçekten iyi bir safkan. Hazırlıkları da oldukça iyi. Güzel bir form grafiği de yakaladı. Hele bir de yağmur yağarsa bence daha da iyi koşmasını beklediğim bir isim. Ama bu haliyle bile ben de ön planda yine 9 numara Orki'yi. 3 numara Canibetay. Kurtel Haras'ın bir safkanı son üçüncülüğü iyi kalite bir safkan. İhmal etmemekte fayda var. İyi hazırlıkları var. Bugün yine etkili bir yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak bu. 3 numara Calibetay. 6 numaralı Esmer Göz. Ekür avantajına sahip arkadaşlar. 2 numara Ay Gözlü'yle ekürü. Her iki ekürün de formu var. İyi arkadaşlar. Her ikisinin de geliri var. Hani en azından bu 6 numara Esmer Göz'ü kuponlara yazalım. Çünkü son ikinciliği gayet tatminkar. Ekürüsü de son yarışını kazandı. Hiç ihmale gelmez arkadaşlar. Kuponlarda bulunsun. 5 numara Eslem Sultan. Ahmet Çelik idaresinden koşacak olan bu Berk Soytay'ı da iyi bir safkan arkadaşlar. Hazırlıkları da oldukça iyi. Son 5.'liğini kesinlikle ölçü almayalım. Ahmet Çelik de gider ayak bu yarışı alıp da giderse hiç şaşırmayın. İyi bir safkan çünkü kötü değil hani. Çalışmalarını da ben beğeniyorum. 5 numara Eslem Sultan'ı kuponlara yazalım. 12 numara Arustay. Son yarışını kazandı bu safkan. Kürüsü 8 numara Küşi de oldukça formda. Yani her iki ekürün de geliri var arkadaşlar. Bunu kesinlikle de ihmal etmeyin. İşte yani ne nedenli bir zor ayak olduğunu ben size belirtmeye çalışıyorum. Yani 12 numara Arustay'dan sonra 1 numara Ateş Adası. Son ikinciliği iyi. Bugün Ali Cem daha deviren ile daha da etkili bir yarış koşup kazanabilir. O yüzden 1 numara Ateş Adası da iyi formuyla kuponlara yazalım. 14 numaralı Selinika. Sinan Özen arasında koşacak olan Sarraf'ın güzel tayı. Son üçüncülüğünden sonra bir hayli formunda ilerlemeler var. İyi hazırlıklar var. Bu Yaşar Gölbaşı'nın bu safkanı bugün etkili bir yarış koşabilir. O yüzden ihmal etmeyin arkadaşlar. Kuponlarda bulunduralım. 7 numara Karadut'un. Mertcan Çelik idaresinde koşacak olan bu Sarraf'ın güzel tayı. Bu safkan da son üç yarışında gayet etkili bir form grafiği yakaladı. O yüzden bu formuyla yine gelmesi muhtemel safkanlardan birisi. İyi hazırlıkları da var. Fena değil. Ben beğeniyorum bu safkanı da. 7 numara Karadut'un kuponları yazdım. Artık son bir tane bir at daha söyleyeyim bari. İnanın yani elinizde imkanınız varsa kapatın arkadaşlar. Hatta ekürülü ha deyin. En azından ekürler gelirse misli olur. Yani bir anlamda öyle bir avantajı da olur. Ben eskiden o şekilde yapardım. Ekürleri kesinlikle çıkarmazdım. İkisini birden yazdım veya 3 tane olsun. Gelirse misli olsun diye. Son olarak da 10 numara Özburgaz arkadaşlar Gökhan Gökçe ile. Bu safkan da son iki yarışında bir birincilik bir dördüncülük yaptı. Form grafiği iyi, hazırlıkları da iyi. Yani en ufak bir hatayı affetmeyecek bir safkanlardan birisi olacak bu 10 numara Özburgaz arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugün sizlere önereceğim safkanlar bu kadar. Ben numara olarak sayayım tekrar size. Son aya 9, 3, 6, 5, 12, 1, 14, 7 ve 10 nolu safkanlar arkadaşlar. En azından numara olarak söyleyeyim. Daha iyi takip edersiniz. Sizin de herhangi bir sorularınız, yorumlarınız varsa arkadaşlar yazabilirsiniz. En azından biziz burada bir aile kanalı olduğu için. Arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ederim. Gerçekten dün bana oldukça güzel sağ olun, güzel yorumlar yaptınız. Herkese Allah razı olsun teşekkürlerimi sunuyorum. Yedili Piyasa tutan arkadaşı da buradan kutluyorum. İnşallah daha yüksek ikramiyeler de yakalasın. Yedili piyasayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bakın bazen altıda da tek atıyoruz. İkinci oluyor veya bir yere arıyoruz. Yani Yedili piyasa deyip geçmeyin. Gerçi İzmir'de bugün Yedili piyasa yok. Adana var en azından. Adana'yı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.